havaya denk geldik şu an. Berk'e vardık ama kalacağımız Airbnb biraz uzak bir yerde, tam Berk'e sayılmaz. O yüzden oraya doğru yürüyoruz ve oraya giden bir otobüs de bulamadık. O yüzden önümü görmeden yürüyorum. Ya şehir bitti. Alplere gitgide yaklaşıyoruz. Gerçekten Grindelwald'a falan gitmeye gerek yokmuş. Burası da yeterli ya manzara olarak. Çok tatlı bir Airbnb evine geldik. Küçük bir oda ama şöyle fotoğraflar var. Çekilmiş, buraya gelenler çekmiş. Biz geleceğiz diye mumları yakmışlar, koymuşlar şu şekilde. Yatılı falan var. Hani anahtarı zaten biz kendimiz alıp bıraktıkları yerde. Şöyle de lambaları bile açmışlar. Ve şöyle bir manzarası var. İstediğimiz zaman balkon çıkabiliriz tabii. Şu an yağmur yağıyor burada ama. Şu an Bern'e geldik. Hava yağmurlu biraz. Bern İsviçre'nin başkenti. Buranın ismi, burayı bulan adamın burayı keşfettiği zaman ilk vurduğu hayvan ayı olduğu için ismi öyle konulmuş. Yani galiba öyle okunuyor, emin değilim. Önündeyiz. Bu saatin özelliği 1500'lü yıllardan ta o zamana kadar kusursuz bir şekilde çalışması. Saat 3.15 geçiyor. Doğru gösteriyor. 600 yıldır falan, 500-600 yıldır çalışıyor. Ne desem bilemedim. Bunu yapan kör oldu. Do you think we can be better? Do you think we can be better? Do you think we can be better? Önce Einstein'ın buradaki evine girdik. Burada karısıyla birlikte sanırım 2 yıl yaşamışlar. Onun içinde, evin içinde işte kullandıkları eşyalar, koltuklar, kıyafetler falan vardı. Video çekmek yasaktı ama biraz çektim. Öğrenciler için girişi 4,5, erişkinler için de 6 frank. Çok ağlatırlar. Şekil barometre var. Sersem seni doyasıya bir gün alırlar, yıpratırlar. Bu da ne mırını? Neymiş? Burası şu an 15 derece. Çok ağlatırlar. 15 derece bak, 15 derece. Dur. Bizi ara. Bu yükseklikten çok intihar etmeye çalışan insan olduğu için bunu buraya koymuşlar ve buraya engeller koymuşlar. Arkadaşlar buraya pazar günü gelmeyin. Bir şey yapacaksanız pazar günü yapmayın bunu. Çünkü her yer kapalı oluyor. Tam bir ölü şehire dönüyor. Ama tren istasyonların marketler falan açık oluyor. Orada gidip alışverişinizi falan yapabilirsiniz. I
Hatun kasabasına gelmiş bulunmaktayız. Kasaba değil bura. Şehir. Şehir mi? Evet, bura şehir kocaman. Buradan akıyor, bir de öbür taraftan akıyor. Burayı çok tıkarsa burayı kapatıyorlar, öbür taraftan tahliye ediyorlar suyu bence. Öyledir. Yaşadılar mı acaba? Koskocaman işlemişler. Biz bu sistemin şu şekilde olacağını düşündük. Belli taşma zamanlarında Ağrı Nehri'nin o taşmayı engellemesi için içeride raylı sistem yapmışlar ve kenarından nehri kesecek şekilde blokajlar koymuşlar. Biz bu sebepten dolayı yapıldığını düşündük.